Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Yuge marka YG909 model olan kafa lambasının yüksek voltajdan yanan ledlerini değiştirmek ve bozulan pilini 18650 pillerle değişimini yapacağız. Bu videomuzda şimdi göreceğiniz bu ledlerin yüksek voltaj altında kafalarını kararak yanmasından dolayı kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Biz bunları sökeceğiz. Başka bir led lambamızdan sökülen ledlerle bunların değişimini sağlayacağız. Burada bu resimde de gördüğünüz üzere değişik el fenerleri üzerindeki aynı model ledlerden, farklı ledlerden söküm yaptık. Bu sökülmüş olan ledlerin hangisinin daha fazla aydınlattığını testini yaparak kafa lambamızdaki PCB board'un üzerine yerleşimini yapacağız. Şimdi kafa lambamızın üzerindeki ledlerin sökümünü yapıyoruz. Sökmeden evveliyatında bu lehimlerin üzerine biraz pasta, lehim pastası dokundurup ledlerin çok fazla ısınmadan, içerisindeki ledlerin zarar görmeden sökmesini sağlıyoruz. Bu pasta bizim işimizi nasıl kolaylaştırıyor? Isıyı lehimlerin üzerine yayarak lehimlerin daha çabuk ısınıp eşit şekilde ısınarak bunları sökmemizde yardımcı oluyor bize. Bunları alttan bir kuvvet uygulayarak tabii çekiştiriyoruz. Aşağıda bunları görüyorsunuz. Çekiyoruz ve çıkartıyoruz yerlerinden. Bu şu anda kullandığımız Yuge'nin YG909 modeli olan PCB'nin üzerinden ledleri söküyoruz. Bu kafa lambasını madenciler, işte genelde balıkçılar, işte sağda solda tadilat, tamirat yapan arkadaşlar, yani çeşitli farklı iş gruplarındaki insanlar bu kafa lambalarını kullanıyor. İşte bu kafa lambalarının geneldeki arızaları, içerisindeki devre elemanlarının, kondansatörlerin, işte diyotların zamanla bozularak akımı pile iletememesi veya yüksek akım iletmesinden kaynaklı pilde işte değişik arızalar oluşturmakta veya pili kendi kendine bir ömrü var. O ömür tükenmekte, yani sürekli şarja takılmadığı için ve boşaltılmadığı için diyelim. Bu aşamalarda pil zamanla özelliğini de yitiriyor. Ya pili değiştirmemiz gerekecek ya da işte pille haricinde farklı bir arıza varsa, işte biz bunu tespit ettik mesela, ne yaptık? Pili söktük, yerine pil taktık ama yine de bu şeylerden bir akım, yani verdiğimiz akımlarla bu kafa lambasındaki ledleri yakamadık. O yüzden böyle bir 3 volt elektrik vererek, işte akım ver, 3 volt voltaj verip akımını sağlayarak testini yaptık. Baktık ledler de arızalı, çalışmıyor. Ne yaptık? Başka bir el fenerinden ledlerimizi söktük. Burada iki tane değişik ledi görüyorsunuz. Bu daha önceki el fenerlerinden söktüğümüz ledlerden hangisinin daha fazla bize yardımcı olacağını, yani daha fazla ışık kuvveti vereceğini böyle işte test ederek, gördüğünüz üzere mesela bir tane el fenerinden söktüğümüz led uzun, bir tanesi kısa. Ama gördüğümüz üzere işte kendi orijinal ledi de kısaydı zaten. Bu orijinal ledin aynısını başka bir lambadan söktüğümüz için o bize daha fazla bir aydınlık, ışık kuvveti, lümeni verdiğini gördük. Onu seçtik. Burada söktüğümüz ledlerden, sağlam olan ledlerden artı ve eksi kutuplarını belirliyoruz. Şimdi biraz daha zoomladığı zaman göreceğiz. Burada altta olan kısım, yani içinde büyük olan kısım eksi kutbu göstermekte. Üzerinde ledin yanan kısmı da bulunuyor. Yani bu Y harfini andırıyor. Oradan ayırt edebiliyoruz. Şimdi burada gördüğümüz üzere bu el fenerimizin, yani kafa lambamızın diyelim, YG modelinin, YG909 olan modelin çalışan ledleri üzerine taktık. Yavaş yavaş da bunların montajlarını yapıyoruz. İşte lehimlerini tazeliyoruz. Bazı taktıklarımızın ki temaslarında bir sıkıntı olmasın. Bunlarla biz ilerleyen saatlerde belki ava çıkacağız. Belki karanlık ortamlarda bulunacağız. Bu bizim önümüzü görmemizde fayda sağlayacak.
Burada görmüş olduğunuz üzere ledlerin hepsini ben montajını yaptım. Evet, gördüğünüz üzere yeni ledler buna takıldı. Yeni derken geri dönüşüm sağladığımız ledler, yani diğer çalışmayan el fenerlerindeki sökülen ledler artık kafalanmamızın ledi oldu. Şimdi bunun testini yapıyoruz. Ledlerimizin çalışıp çalışmadığı testini. Burada artı ve eksi pilden aldığımız 18650 pilden aldığımız voltajla gördüğünüz üzere kafalanmasının ilk devresinin ledleri yandı. Bu da ikinci devresinin ledleri. Ama sağ taraftaki ledimiz tabii lehiminde herhangi bir temassızlık oluşmuş. Onu biz daha sonrasında giderdik. Burada şimdi gördüğünüz üzere tek pil kullanıyorum ben. Voltajını daha önce test ettim. İşte akımını test ettim. Yani çok yüksek kapasitede olmayan bir pili daha sonra belki daha yüksek akım bir pille değiştirebilirim diye burada ben bunu video çekmek amacıyla ve test amacıyla buraya montajını yapıyorum. Şimdi şöyle bir durum var burada. Siyah olan eksi, kırmızı olan artı kutubu pilimizin. Biz bunları buraya lehimliyoruz. Daha önce tabii pilin aşırı ısınmaması adına biz bu pillerimize daha önce lehimlerimizi dokundurduk. Orada lehim bıraktık ki daha sonra kabloları oraya lehimlerken pilin fazla ısınmasını engelledik. Daha sonra işte pilin daha fazla bir zarar görmesini engellemiş oluyoruz aslında. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz yeşil kablolar, şu üstte görmüş olduğunuz 220 volt elektriğin içerideki devreyi iletmesini sağlıyordu. Biz 220 voltla bunu bir deneme yaptık. Pillere gelen enerji direkt 220 volt olarak geldiğini gördük. O yüzden bunu iptal ettik. Biz içerisine TP4056 bir modül takmayı düşünüyorduk. Yani bu 18650 pili şarj etmede kullanacağımız modülü bu şehir elektriğini verdikten sonra pilden çıkan takribi 5 volt olacağını düşüneceğimiz, yani düşündüğümüz yere bağlayacaktık. Ama tabii içerideki devre elemanlarının, kondansatörlerin, şeylerin hepsini zarar görüp yandığı için multimetremizde içerideki kırmızı ve siyah kablodan akımını ölçtük. Yaklaşık 220-230 volt gibi bir elektriğin geldiğini gördük. Bu da tehlikeli bir durum. Çarpılmadan biz bunu devre dışı bıraktık. Gördüğünüz yeşil kablolar o 220 volt elektriği taşıyan kabloların devamıydı. Haliyle biz buraya içerisine TP4056 modülü de koyamayacağımız için biz bu pilin eksi ve artı kutuplarına ekstradan birer kablo daha lehimleyip gördüğünüz üzere artı ve eksi kutuplara birer kablo daha lehimleyip bu uçları dışarıya taşıyacağız. Ne olacak? Bu artı ve eksi kutup dışarıda herhangi bir zamanda işte şarjımızın bittiği zamanlarda mobil olarak dışarıdan içini sökmeden pili yerinden çıkarmadan tekrar şarjını sağlamak amacıyla artı ve eksi kutupları dışarıda bırakacağız. Yani dışarıda bırakacağız derken dışarı çekebileceğimiz pozisyonda bırakacağız. Tabii kabloları içeri alacağız güvenlik amacıyla, yani birbirine değmemesi amacıyla uçlarının. Çünkü o uçların birbirine değdiğinde 18650 pillerimiz zarar görecek, patlayacak, yangın çıkaracak. Bu tür tehlikeler oluşacaktır. O yüzden onların uçlarını da bantlayıp tabii ki haliyle içeride tekrar muhafaza edeceğiz. İstersek oraya bu modülü de takabiliriz. TP4056 modülünü de takabiliriz. Hatta powerbank şarj devresi de bağlayabiliriz. Ama biz sürekli böyle bütün yaptığımız cihazlarda şarj modülü bırakmamak adına diyelim. Oradaki kabloları o şekilde bırakıyoruz. Daha sonra şarj edeceğim zaman elimdeki bulunan devrelerle onları şarj etmeye çalışıyorum. Bu şimdi bir geçici bir şey. Bu gördüğünüz 220 volt prizinin, yani fişinin arkasının soketinin girdiği yer diyelim. Biz bunu artık devre dışı bırakıyoruz. Buradaki yer boş kalacak. Buradan kablolar dışarı çıkacak. Tabii şu anda işte pili de içeride, aslında ikinci pili de koyabilirdik ama ikinci pil için içeride bayağı bir
parçanın kesilmesi gerekiyor. Biz de o parçayı kesmemek için tek pille, zaten çok fazla akım çekmeyeceğini düşündüğümüz için bu kafa lambasındaki ledlerin tek pil olarak kullanmaya karar verdik. Bu pil de içeride böyle kafamızda taktığımızda çok fazla sallanmasın diye onu bir montaj bandıyla içeriye sabitlemeyi düşünüyoruz. Yani tabii ki bu çok fazla bir sarsıntı olmasın, içeride ses yapmasın diye. Yoksa içeride herhangi bir tehlikeye mal verecek durum söz konusu değil. Çünkü pilin artı ve eksi kutupunu içerideki alttaki devre elemanlarına değmesin diye biz zaten onların kutuplarındaki yalıtımı sağladık elektrik bandıyla. Şimdi montaj bandını alıp montajı yapacağız. Çok fazla büyük kesmedik ama yine de bizi orada tutmayı, pili oraya sabitlemeyi sağlayacak kadar bir parçayla daha sonra, çünkü belki burada farklı bir değişim daha yapabiliriz. Zaman içinde işte o pilin bize belki yeterli gelmediğini göreceğiz. Pili daha yüksek amper değeri olan bir pille değiştirmeyi de yapabiliriz. O yüzden çok içeride böyle hani silikonlarla falan o pili oraya sabitleme gibi bir ihtiyaç duymadım. Bu sadece geçici bir video çekilmesi amacıyla yapılmış, yani kısa bir işlem için yapılmış bir işlemdir, şeydir, öyle diyelim. Burada işte o pil kapağını kısa bir test için tek bir vidayla tutturmaya çalışacağız. Tabii biz daha önce söktüğümüz bir sürü ekipman olduğu için orada bunun da daha önce sökümünü yaptığımız için vidaların yeri farklı yerde. Biz yakınımızda olan vidalarda tabii böyle birkaç terslik yaşadık. Yani küçük geldiler. İşte bulana kadar biraz zaman kaybettik haliyle. Bu birkaç tane vidanın test edilmesiyle oraya uygun vidayı bulduk ve yerleştirdik. Bu videonun devamında mesela neyi göreceğiz? Burada tamamlandığı da resimleri var. LED değişimi ve batarya değişiminden sonra çalıştığını göreceğiz. Şimdi bu üst kısımda artı ve eksi kutupları dışarı çıkardık. Siyah kablo, negatif eksi kutupu, kahverengi olanı da artı olarak seçtik biz. Burada gördüğünüz gibi kademede, ilk devrede ledler, sonra ikinci aşamadaki ledlerin yandığını görüyoruz. Yani ledlerimizin değişimini başarıyla tamamladık ve pil yuvasının tamamen sağlıklı bir şekilde bağladığımızın belirtisi olarak yandı. Yani ışık lümeni olarak da gayet başarılı. Yüksek bir ışığı var. Karanlık ortamda test etmek daha faydalı olacak ama tabii daha sonra videodan sonra karanlık ortamlarda da baktık buna ama bayağı da güzel aydınlatıyor diyelim. Şimdi bu pil uçlarının, yani pil bağlantı uçlarını kapatıp gördüğünüz üzere içeri aldık ve oraya bir siyah elektrik bandı şu anda geçici olarak uyguladık. Bu oradaki çirkin görüntüyü oradan kaldırdı. Tabii dışarıda yağmur, su gibi bir girmesini tam olarak engellemeyecek. Biz orayı daha sonra daha kuvvetli bir şekilde bantla izole edeceğiz. Artık şu an haliyle bitirdik. Kullanıma hazır bir vaziyette. Arkasındaki kemerlerini de bağladık. Şu an hizmete alınabilecek pozisyonda.